25. Bölüm Bastille. Şövalye de Pardayan'ın taş bir hücreye tıkıldığını biliyoruz. Taşlar üzerinde uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra şurası burası ağrımaya başlayınca yavaş yavaş kalktı. Hiddeti geçmiş bulunuyordu. Şimdi onu tek bir mesele ilgilendiriyordu. Buradan nasıl kurtulup kaçabilecekti? Her şeyden önce odayı dikkatle gözden geçirdi. Burası oldukça geniş ve yerleri bile taştan bir odaydı. Yalnız bir köşede döşeme taşları kırılmış olduğundan yerine ince tuğlalar konmuştu. Duvarlarla basık kubbe tavanda zamanla kararmış yontma taşlardan yapılmış bulunuyordu. Fakat oda kulenin oldukça yukarısında bulunduğu için rutubet görünmüyordu. Oldukça yüksekte açılan bir delikten pek az hava ve aydınlık giriyordu. Odada biricik oturulacak yer olarak bulunan tahta iskemleye çıkıldığı zaman bu pencereye erişmek kabil oluyordu. Odada bundan başka bir ot minder ve üzerine bir ekmek konmuş suyla dolu bir testi vardı. Aynı zamanda dışarıda sert adımlarla durmadan yürüyen nöbetçinin ayak sesleri duyuluyordu. Paris'in sesi çok uzaktan bir uğultu gibi geliyordu. Pardayan kendisine yatak vazifesini görecek olan ot minderin üzerine uzandı. Bastille'den ancak ölüsün çıkacağını bilen bir adam için en müthiş, en felaketli bir an olan bu zamanda bizim delikanlı Louise düşünüyordu. Niçin onun yardımına koşamamıştı? Onu kurtaramamıştı. Kendisine en çok acı veren şey de buydu. Kendi kendine beni çağırdı. En tehlikeli bir zamanda beni düşündü. Fakat ben ne yapabilirdim? İşte dört tarafı taş bir zindanda bulunuyorum. Fakat acaba o bunu biliyor mu? Nereden bilsin? Beni korktu, kaçtı sanacak. Ne olurdu buraya gireceğim yerde onu kurtarabilmek pahasına mezara girseydim. Ondan sonra niçin tevkif edildiğini uzun uzadıya düşünerek araştırdı. Fakat hiçbir sonuca varamadı. Netice itibariyle yine Louise'i düşünmeye karar verdi. Evet, onu seviyordu. Bu aşkını bütün dünyaya haykırmak, her tarafa yaymak için içinde büyük istek duyuyordu. Yüksek sesle "Onu seviyorum, onu seviyorum" diye birkaç defa haykırdı. Acaba onu bir daha görebilecek miydi? Buradan kurtulsa bile kendisini bir daha bulabilecek miydi? Acaba onu yalnız görmekle tanıdığı bir adamı imdadına çağırmaya mecbur edecek kadar tehdit eden tehlike neydi? Pardayan'ın aklına Dük Donjo geldi. Evet, bu iş yapan herhalde o olmalıydı. Sabahleyin erkenden arkadaşlarıyla beraber gelmiş ve bütün bu işleri yapmış olacaktı. Büyük bir acıyla düşünüyordu. Eğer geceyi sokakta geçirmiş olsaydı hem kızı müdafaa etmeye muvaffak olacak hem de bu şekilde tutuklanmayacaktı. Bu anda Louise'in Dük'ün kolları arasında olması ihtimali genç şövalyeyi adeta kudurttu. Hırsından çocuk gibi ağlıyordu. Bütün geceyi böyle bir düşünce içinde geçirdi. Ertesi gün uyuşmuş gibi olan vücudunu ısıtmak için akşama kadar odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaştı. Hem Louise'i düşünüyor hem de felaketine sebep olan şeyin ne olabileceğini araştırıyordu. Yavaş yavaş bu işte Catherine D'Omelis'in parmağı olduğuna inanmaya başlamıştı. Fakat kraliçenin kendisine karşı gösterdiği yakınlığı düşündükçe bu fikrinin doğru olmadığı sonucuna varıyordu. Ancak şu halde bu işi kim yapmıştı? Tesadüfen sırlarına vakıf olduğu gizli cemiyet de bu işi yapamazdı. Çünkü onların sırlarını bildiğini bu cemiyet nereden bilecekti? Biricik teselli ise herhalde beni sorguya çekecekler. Bana bir şeyler soracaklar. Öğreneceklerimi o zaman öğrenirim düşüncesiydi. Ne var ki günler geçtiği halde kendisini arayan soran olmuyordu. Bu durum Pardayan'ı yavaş yavaş korkutmaya başlamıştı. Onu en çok ürküten nokta unutulmasıydı. Bu takdirde bütün kuvvetine, zekasına, iyi kalpliliğine ve kahramanlığına rağmen hayatının sonuna kadar burada kalması gerekiyordu. Herhalde bir şeyler yapması icap ediyordu. Fakat ne yapmalıydı? Akşam kendisine su getiren zindancıya dostça hitap etti. "Merhaba arkadaş." Zindancı yan gözle kendisine baktı. Fakat cevap vermedi. Pardayan bunu aldırmadı. "Size bir şey sormak istiyorum." Zindancı bu sefer sert. "Mahkumlarla konuşmak bize yasak," dedi. "Bana sadece tek bir şey söyle. Beni niçin buraya getirdiler?" Hayır, gitmeyiniz. Bunu bana söyleyiniz." Zindancı kapıya varınca durarak başını çevirdi. Biraz yumuşak bir sesle "Dinleyiniz," dedi. "Size son defa olarak haber vereyim ki benim sizinle konuşmam yasaktır. Eğer bu meselede ısrar edecek olursanız müdüre haber vermeye mecbur olacağım." "O vakit ne olur?" "Ne olacak? Sizi alt kat zindanlarına indirirler." "Nereye indirirlerse indirsinler. Yalnız ben öğrenmek istiyorum. Beni niçin buraya tıktılar?" Bu emri veren kimdir? Pardayan böyle diyerek zindancının üzerine atılmak istedi fakat çabuk davranan zindancı kendisini hemen dışarı atarak kapıyı kapadı. Pardayan bu sefer ilk günkü gibi kapıya atıldı. Bütün kuvvetiyle kapıyı yerinden sökmek istedi. Fakat yapabildiği şey ancak kapıyı bir parça yerinden oynatabilmek oldu. Bunun üzerine daha fazla kızdı. Bütün gece ve ertesi gün o kadar bağırdı, çağırdı, kapıyı o kadar şiddetli tekmeler indirdi ki zindancılar içeri girmeye bir türlü cesaret edemediler. Fakat olay müdüre de aksetmiş bulunuyordu. Müdür yanına 10 tane kadar silahlı asker alarak kapının önüne geldi. Zindancı kapıdan bağırdı. Bastille müdürü geldi! Kanter içinde bulunan Pardayan, galiba nihayet öğreneceğim diye mırıldandı ve derhal sustu. Kapı gıcırdayarak açıldı. Askerler mızraklarını uzatmış oldukları halde içeri girdiler. Pardayan bir an bunların üzerine atılmayı düşündü. Bu delice işi belki de yapacaktı. Fakat birdenbire durdu. Yüzü değişti. Askerlerin arasında bulunan müdürü tanımıştı. Bu adam Denivier Oteli'nde gördüğü gizli cemiyet azasından birisiydi. Müdür onun şaşkınlığının sebebini anlayamadı. Aha dedi. Görüyorum ki mızraklı askerler sizin üzerinizde de etkisini gösterdi. Sizin gibi kudurmuşlar ancak mızrak karşısında uslanırlar. İyi iyi. Bağırıp çağırmaktan vazgeçtiğinizi görüyorum. Dinleyiniz. Ben oldukça iyi bir adamım. Fakat her şeyde olduğu gibi benim iyiliğimde de bir sınır vardır. Eğer yeniden gürültü çıkaracak olursanız sizi doğruca alt kat zindanına indireceğim. Burada da susmazsanız ceza olarak suyunuzu keseceğim. Daha fazla gürültü yaparsanız bu sefer işkenceye konacaksınız. Anlıyor musunuz? Böyle gürültü yaparak Bastille'nin sükunetini bozmaya hakkınız yoktur. Pardayan hiçbir cevap vermeden adım adım geriliyordu. Müdür sözlerinin azgın bir tutukluyu ürkütmüş olmasından memnun görünüyordu. Yavaş bir sesle işte şeytanı uslandırdık diye mırıldandı. Sonra daha yüksek olarak işte Bastille'nin nizamı böyledir. Görüyorsunuz ya, size evvela bunu bildiriyorum. Bu da fena bir insan olmadığıma delalet eder. Hadi bana teşekkür ediniz. Müdür gitmek istedi. O zaman Pardayan sakin bir sesle sizden bir şey istiyorum. Görüyorsunuz ya, artık gürültüyü patırtıyı kestim. Ne istiyorsunuz? Çok basit bir şey. Anladım. Buraya ne için getirilmiş olduğunuzu öğrenmek istiyorsunuz. O halde size şunu söyleyeyim ki ben buraya gönderilenlerin hangi sebeple gelmiş olduklarını öğrenmek için kendimi sıkıntıya sokmam. Bana bir adam getirirler, ben de onu alırım. İşte bundan ibaret. Yalnız şunu ilave edeyim ki zannederim buradan bir daha hiç çıkmayacaksınız. Binaenaleyh gerek benimle gerek zindancılarla iyi geçinmeye gayret etmenizi tavsiye ederim. Öğüdünüze teşekkür ederim. Ancak benim istediğim bu değil. Ya ne istiyorsunuz? Kağıt, kalem ve mürekkep. Hatıralarınızı yazacaksınız galiba. Bunlar yasaktır. Eğer burada bulunanlara kağıt kalem verilseydi Bastille kağıtlarla dolardı. Müdür yine gitmeye davrandı. Pardayan tekrar kendisini önledi. Ben kağıt kalemi hatıralarımı yazmak için değil, mühim ifşaatta bulunmak için istiyorum. Ne gibi ifşaatta? Bunu size yazılı olarak bildireceğim. Tesadüfen bir gizli cemiyet keşfettim. Müdür alakadar oldu. Merakla sordu. Gizli bir cemiyet mi? Evet. Hognolardan mürekkep gizli bir cemiyet. Bu cemiyet Dük Donjo ile diğer tanınmış din koruyucularımızı öldürmek için kurulmuş bulunuyor. Ya, böyle bir cemiyet keşfettin demek. Evet efendim, size bunların nasıl çalıştıklarını ve nasıl yakalanabileceklerini birer birer yazarak bildireceğim. Öyle umuyorum ki bu hizmetimden dolayı affedileceğim. Bunları yazıp bildirdikten sonra kalem, kağıt ve mürekkebi geri alabilirsiniz. Göreceksiniz ne kadar önemli bir olayı ortaya çıkaracağım. Demek çok önemli. Fevkalade.